Selamlar. Dün bildiğiniz gibi sezon 4 geldi. Sonunda geldi. Artık oynayabileceğiz. Tabii güncellemeleri bitirebildiysek. Yeni gelen güncelleme ile ilgili de tüm bilgileri size aktarmaya çalıştım güncelleme notlarından. Ama Battle Pass ile ilgili o sırada bilgi yoktu. Bilgileri de ulaşır ulaşmaz bu videoyu yapmaya başladım. Ve bu videoda da size Battle Pass'in içinde neler var, hangi içeriklere ulaşabileceksiniz, almaya değer mi değmez mi onları inceleyeceğiz. E hadi hemen öyleyse Battle Pass'in içinde neler var bakmaya geçelim. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi sezon 4'te de Battle Pass'te 100 level var ve her level yeni bir içerik elde edebiliyorsunuz. Satın alırken size 1000 Cod Points ve 2400 Cod Points halini sunuyor ki kesinlikle 2400'lük olanı almayın. Size ekstradan sadece 20 level sunuyor ki zaten sezon bitene kadar her türlü Battle Pass'i 100 level yapıyorsunuz. Sonra da oyun oynayacak bir şey kalmadı diye sıkılıp daha az oynuyorsunuz hatta Call of Duty'yi. O yüzden 2400'lük paketi alarak boşu boşuna paranızı çöpe atmayın. Oyuna yeni eklenen iki silah olan Fennec yani Vector ve CR56 AMAX'i Battle Pass almasanız bile elde edebiliyorsunuz. Vector'ı level 15'te, AMAX'i de level 31'de açabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu silahları elde etmek için Battle Pass almanıza gerek yok. Sadece Battle Pass seveni ilerletmeniz yeterli. Yani sadece bu silahlar için para harcayacaksanız bunun için de harcamayın. Sezon çıkmadan önce çok konuşulan yeni operatör Price ise Battle Pass aldığınız gibi level 1'de anında sahip olabiliyorsunuz. Captain Price'a ait özel skin'i ise sadece Battle Pass'inizi 100 level'e kadar kasarsanız açabiliyorsunuz. Charm'lar, token'lar, skin'ler, blueprint'ler, spray'ler, özetle diğer sezonlarda sunulan tipik şeyleri de yine bu sezonda Battle Pass sayesinde alabiliyorsunuz. Ama sezon 4 Battle Pass'inde blueprint'lere biraz daha fazla özen göstermişler gibi. Zaten yayınlanan fragmanında siz de fark etmişsinizdir bunu. Blueprint'lerde genelde eklentileri değiştirmek zorunda kaldığınız için görüntüsünü bozuyordu. Kullanmamızın hiçbir anlamı kalmıyordu. Umarım bu sezon eklenen toplamda 11 tane blueprint silahtan güzel olanlar çıkar da eklentilerini hiç değiştirmeden görüntüsünü bozmayız, bu şekilde kullanırız. Aynı zamanda bu Battle Pass'te araçlara bir tık daha fazla eşya getirmişler. Yeni araç skinlerinin yanı sıra değiştirebileceğiniz korna da var artık. Vallahi korna aslında ince güzel bir detay olmuş ama sırf bu kornayı basarak etrafta dolaşacak bir sürü troll ortaya çıkacak eminim. O yüzden Little Equipment'ta C4 seçmeyi kullanmayı unutmayın. Peki yeni Battle Pass'i almalı mıyız? Yani normalde baktığımızda yabancılar 10 doları 10 liraya denk geliyor hani onların ülkesinde. Bize baktığımızda dolar kurundan dolayı 60-70 liraya kadar çıkıyor. O yüzden bizde aslında pahalıya geliyor. Biliyorum yani 60-70 liraya çok daha fazla şeyler yapabiliriz. Çok güzel yerlere harcayabiliriz. Ama şu şekilde düşünün arkadaşlar, her Battle Pass'i aldığınızda ve 100 level'e ulaştırdığınızda Battle Pass'i size 1300 puan veriyor. Elde edeceğiniz bu 1300 God Point'i de önümüzdeki sezon yine Battle Pass almaya kullanabilir ve her sezon bu şekilde 300-300-300 ekstra biriktirerek hem de her sezon bedavaya Battle Pass alabilirsiniz. Yani mantıken bir kere Battle Pass aldığınızda önümüzdeki tüm sezonlar bedavaya geliyor. O yüzden 60-70 lirayı bir kere eline harcamak mantıklı değil mi sizce de? Son olarak Battle Pass almayı da düşünüyorsanız şimdi karar verin. Daha sonrasında böyle sezonun ortalarında ya da sonlara doğru ya ben aslında alayım dediğinizde bu sefer 100 level'i yapmak gerçekten çok zor oluyor ve geç kalmış oluyorsunuz. O yüzden kararınızı şimdi verin, şimdiden alın ya da daha sonradan alacaksanız bile kesinlikle sezonun sonlarına doğru almayın, diğer sezonu bekleyin arkadaşlar. Peki sizin düşüncelerinizde yeni Battle Pass almaya değer mi yoksa yeni arkadaşlar hiç almasın bulaşmasın mı ne düşünüyorsunuz? Bence bu sezondaki içerikler böyle ortalama düzeyde olsa bile sırf diğer sezonlarda bedavaya geleceği için alınmalı arkadaşlar. Tabii yine karar size ait. İyi mi kötü mü ne düşünüyorsanız aşağıda yorumlara yazmayı çekinmeyin. Aynı zamanda videomu beğendiyseniz aşağıdan beğeni tıklayabilir ve her gün ürettiğim içerikleri de kaçırmamak için yine aşağıdaki abone ol tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Yine geldiniz, yine izlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.